Tavuk var bunun mesela. Bugün de şöyle ısındığı zaman yavaş yavaş gider böyle kaydırır. Tavuk geldiğinde bakalım. Olmaz olmaz. Bazen böyle müzelerde hanımlar şeyini yapıyorlar, mumyasını yapıyorlar ya, baktım gerçeksiz. Gerçek bunlar. Biz gerçek kullanıyoruz. Bunlar hocalarımız. Aynı zamanda öğrenci yetiştiriyorlar Ahmet Mustafa'nın. Onların yapmış olduğu eserler efendim burada. Burada görmüş olduğunuz hepsi Aksaray'ımızın. Boyadıktan sonra ne yapıyorsunuz? Sırlayıp fırına. Sırlayıp fırınlıyoruz. Hangi renkler? Şimdi renkler yaratıyor. Biz tahlil yapıyoruz. Boyamayı orada. Arkadaşlarımız orada yapıyorlar. Mavi, turkuaz, yeşil, Çin renklerinde. Serçeklerinde kullanan böyle. Böyle uzun çizgiler çiziyorsunuz. Uzun çizgiler çiziyoruz. Elinizin çok titrememesi gerekiyor. Onun her tarafında kendine has renkler var. Kendine has desenler var. Aksaray'da Anadolu'muzun gerçekten en önemli kültürel, manevi aynı zamanda merkezlerinden bir tanesi. İnşallah hanımefendiler aynı zamanda öğrenci yetiştiriyorlar. Evet. Ki gençler de bu el sanatlarını unutmasınlar, yaşatsınlar evlerinde. Biliyorsunuz kültürün yaşaması için evlerde, ailelerde yaşatılması gerekiyor. Sadece ansiklopedilerde olması, UNESCO tarafından korumaya alınması yetmez. O sebeple inşallah belediyelerimizin bu konudaki himayeleri de çok değerli, çok kıymetli. Bunların evlerde yaşatılması için, yeniden işte kızlarımızın çeyizlerine veya evlerin vitrinlerine konması için çok önemli. Ve bunlar bizim değerlerimiz. Hani dışarıya ihraç edebileceğimiz, satabileceğimiz değerlerimiz. Onun için işte İstanbul'a gelen turistler ne yapar? Bu Çinlerimizden satın alır, el işlerimizden satın alır. O bakımdan da biz bize ait olan şeyleri ürettiğimiz zaman dünya kıymet veriyor. Onlara ait şeylerin daha iyisini yapmak daha büyük bir mücadele gerektiriyor. Dolayısıyla bizim bu çok özellikli olan, yüzlerce yıllık tarihi olan değerlerimizi yaşatmamız çok önemli. Eskizin hayali olan, içinde hayal. Bunlar Osmanlı kırmızı da al benim. Sayın Başkan, valimiz sağ olsun yardımcı oldu. Hepsini buhar, teşekkür ediyorum. Sen İl Başkanı Mayıs Çıbal, hepsi bana destek verdi sağ olsunlar. Buhara nakıştı diye. Evet. Çok teşekkür ediyorum. Bu arada Şükrü abanın selamı çıkan tane. Aleyküm selam. Selam söyleyin dedim. Hoş geldin. Var var, burada da var. Boyadayım mı gene sana? Onu yapayım da. Telefon biraz sıkıyor musun? Gel sana boyadayım, gel. Sen şurada dur. Telefon biraz böyle çekiyorsun. Bize kimliyorsun? Sen bir adet. Nasıl istiyorsan öyle de. Nasıl çekiyorsun? Tamam, yeter. Buraya bitir. Tamam, buraya gel. Çektim gel. Tamam, yeter. Diğer bir de tamam. Geldi. Yok, oradan önde şey, çivil olanı. Oradan ön tarafı sevgiler. İstanbul'u sorulayabilir ben ya. Maşallah. Sen nasıl da yapacaksın? Daha üstü. Ben dahil. Ağzını dönüp yapıyorum.
tarihi kayıtlarda işte Aksaray'dan Şehzadeha olarak, Darül İlim olarak ifade ediliyor tarihi kayıtlarda ise. Ve çok büyük alimlerimiz, bilimlerimiz Aksaray'da geçmişlerdi. Efendim, ilk olarak Tapduk Emre, Yunus, Zembilli Ali Cemali Efendi ve Piri Mehmet Paşa, Kendiler Fanuni Sultan Süleyman dönemi ve Yavuz Sultan Selim döneminde birisi sadrazam ile diğeri şehir üstam olarak devletimize hizmet etmişler. Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanımız Sayın Bilal Erdoğan'ın başpehlivanı Halil Hopur rakibine galip gelmiştir. Burada güreşleri bizim Halil kazandı madem. Ben bu kemeri de Halil'e hediye edeyim. Tamam mı? Siz takdiriniz. Ben hocam. Sizce? Ya hak. Otuz atarsın o zaman ki. Bak nasıl gidiyor? Hocam biz müsaade edin. Seviyor musun mangalı? İlk defa mı oynuyorsun? Önceden oynamış mıydın? Yok. Yeni gelenlerle siz mi oynuyorsunuz? Çok değerli valimiz, çok değerli Okçular Vakfı ve Geleneksel Spor Dalları Federasyonu Başkanlarımız, TRT Genel Müdürümüz, çok değerli Belediye Başkanımız, tabii ki Aksaraylı kardeşlerimiz, hanımefendiler, beyefendiler, gençler, çocuklar, hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Tabii Aksaray'da bugün hava da çok güzel. 7'den 70'e ailece herkes bu alanda toplanmış. 2. Kılıç Arslan'ın adını taşıyan parkta belediyemizin öncülüğünde Okçular Vakfımızın, Konfederasyonumuzun, Geleneksel Spor Dalları Federasyonumuzun destekleriyle hazırlanan çok güzel bir spor kültür festivali. Ve tabii geleneksel sporlarımızın ve oyunlarımızın ön planda olduğu bir festivali yaşıyoruz. Dün, bugün ve yarın inşallah güzel vakit geçirildi. Güzel vakit geçirilmeye devam edecek. Bütün emeği geçenlere çok teşekkür ediyorum. Böyle bir etkinlik yapmak istediği için Sayın Belediye Başkanımıza özellikle teşekkür etmek istiyorum. Bu geleneksel sporlar, geleneksel oyunlar kültürümüzün unutulmaya yüz tutmuş el sanatlarımız, oyunlarımız, halk oyunlarımız, müziklerimiz, bunların hepsi neden acaba bu kadar önemli diye merak edenler zaman zaman bize ulaşıyorlar, soruyorlar. Bakınız, dünyada küreselleşme denilen bir süreci yaşıyoruz. Nedir küreselleşme? Dünyanın küçülmesi, mesafelerin kısalması, dolayısıyla paylaşımın çok hızlanması, insanların birbiriyle paylaşması, milletlerin birbiriyle paylaşması ve maalesef bu küreselleşme sürecinde Batı hegemonyasını da geçirdiğimizden dolayı Batı'nın bu küreselleşmeyle birlikte bir tek tipleşmeyi bize dayattığını görüyoruz. Yani tamam, küreselleşme, bunun getirdiği imkanlar, dünyada artık insanların birbiriyle çok daha hızlı ticaret yapabilmesi, çok daha ucuza bazı şeyleri elde edebilmesi, çok daha fazla dünyanın her tarafına ulaşabilmesi, ama tek tipleşme niye? Bu küreselleşmeye eşlik eden tek tipleşmeye biz karşıyız. Çünkü bu tek tipleşmenin doğal bir süreç olarak değil,
dayatılmış bir süreç olarak tetiklendiğini görüyoruz. Yani herkes birbirine benzeyecek. Ama daha çok batıya benzemek suretiyle. Yani batının müzikleri dinlenecek, batının sporları oynanacak, batının oyunları izlenecek, batının yemekleri yenecek, batının kıyafetleri giyilecek. Peki bu şimdi böyle geldi, böyle gidiyor. Bu aşağı yukarı 200 yıldır böyle. Peki biraz bakın, dünya acaba bundan huzur mu duyuyor? Dünyada çatışmalar mı ortadan kalkıyor? Dünyada eşitsizlikler mi gideriliyor? Bilakis dünya tarihinin belki eşitsizliklerin en yüksek olduğu çağını yaşıyoruz. Ve gitgide artarak yaşıyoruz. Çatışmasızlık deseniz, dünyanın dört bir yanında çatışma bölgeleri. İşte yanı başımızda yıllardır yaşananları görüyorsunuz. Demek ki bu küreselleşme tek tipleşmeyi dayattığı zaman insanlar bundan huzur duymuyorlar. Bilakis insanlara siz değerlerini ortadan kaldırmaya çalışırcasına böyle bir tazdiki sunarsanız insanlar buna tepki göstermeye başlıyor. Dünyanın bunca rengi, dünyanın bunca zenginliği dururken bunları yok etmek, dünyada tek kültürün adeta egemen olmasına mücadele etmek doğal bir şey, doğru bir şey değil. Onun için biz Dünya Etnospor Konfederasyonu olarak dünyanın bütün renklerinin, bütün kültürlerinin güçlü olması, yaşaması, var olması gerektiğini savunuyoruz. Ve bunu geleneksel sporlar alanında yürütüyoruz. Nedir? Bütün geleneksel sporlar popülerleşmeli, daha çok oynanmalı, daha çok izlenmeli, daha güzel organizasyonlarda izlenmeli. Ve hamdolsun 3 yıldır yaptığımız çalışmalarda hem yurt içinde hem yurt dışında bu mesajın gitgide daha fazla karşılık bulduğunu görüyoruz. İşte inşallah ülkemizde de geleneksel sporlarımızı yeniden güçlendirdiğimizde göreceğiz ki bunun yanında geleneksel müziklerimizin, geleneksel yemeklerimizin, el sanatlarımızın, kültürümüzün diğer bütün unsurlarının da güçlendiğini göreceğiz. Çünkü işte bakın geleneksel güreşlerimizde işte bir orada halk ozanımızı aslında yaşatmış oluyoruz. Mehterimizde işte bütün Osmanlı'nın o ihtişamını yaşatmış oluyoruz. Bunlar neden unutulsun? Bunlar neden sadece müzelik hale gelsin? Bunları evlerimizde, sokaklarımızda, mahallelerimizde, şehirlerimizde yaşatmak zorundayız. Onun için bugün burada iyi vakit geçiriyorsa Aksaraylı kardeşlerim, çocuklarınızı geleneksel sporlarla muhakkak buluşturmaya çalışın. Burada bugün ok atanlar, burada bugün güreşleri izleyenler, burada bugün atlı sporları, gösterileri izleyenler kendi hayatlarına bunları acaba katabiliyorlar mı? Bunun çalışmasını yapalım. Yani biz at üzerinde destanlar yazmış bir ecdadın torunlarıyız. Acaba kaç tanemiz at biniyor? At binmek sadece böyle kısıtlı bir elit kesimin sporu mu? Yoksa acaba bu Türk'ün sporuysa bütün Anadolu'nun sporu mu? Veya ok atmak. Sadece işte burada bugün atmakla bırakmayın. Okçuluk sporunu benimsemeye çalışın. Çocuklarda dikkat dağınıklığını gidermede pedagoglar tarafından tavsiye ediliyor. Bu bizim kendi sporumuz. Bu başka bir yerden ithal edilmiş bir şey değil. Dolayısıyla ben bütün annelere babalara sesleniyorum. Bakın çocuklarımız burada bugün eğleniyorlar. Bize ait olanlarla da eğlenmek mümkün. Bize ait olanlarla da zaman geçirmek mümkün. Sadece dışarıdan ithal ettiklerimize muhtaç mahkum değiliz. Onlar da tamam. Biz batının kültürünü silmeye, yok etmeye falan kalkışmıyoruz. Ama bizim kültürümüzü yok etmeden, bizim kültürümüzü yaşatarak bunu yapmak zorundayız. İnşallah bu vesileyle Ihlara Kültür ve Spor Festivali Aksaray'da da bu uyanışa vesile olur. Aksaray'daki çocuklarımızın geleneksel sporları tanımasına, Aksaray'da bu toprakların desteklediği, beslediği kültürün yeniden bu topraklarda neşvü nema bulmasına vesile olur. Bütün emeği geçenlere
yeniden çok teşekkür ediyorum. Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Sağ olun. Atam.